Mert Öztürk Ukrayna sokaklarında temizlik yapıyor. Şu elma acını altı aldı. Kompleksiz bir kedinin olduğu yer var ya. İki buçuk litre bira 10 TL. Evet, bira sudan ucuz o zaman. 10 TL'lik yağmurluğun hayırlı uğurlu olsun. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Lviv merkez tren istasyonundayım. Ivano-Frankivsk'e gidiyorum. Çok enteresan, ufacık, köyümsü, kasabamsı bir şehir aslında. Ve Ukrayna milliyetçiliğinin en yoğun olduğu şehirlerden biriymiş burası. O yüzden de bunu görmek için heyecanlıyım açıkçası. Şimdi trene bineceğim. Abi çok güzel yapıyorlar bu tren istasyonlarını Ukrayna'da ya. Ya bileti aldığım yere bakar mısın? Bu ne abi? Böyle bir koltuk mu yapılır ya? 2 saat burada mı oturacağım şimdi ben? Ivano-Frankivsk'in ilk sabahından herkese selamlar. Burada çok güzel iki insanla birlikteyiz. Ben yaklaşık 7 yıl oldu Ukrayna'ya yerleşeli. Ivano-Frankivsk'in böyle bir köyünde yaşıyorum. Genellikle hani böyle insanlardan daha çok böyle uzak olmayı tercih ediyorum. Böyle bir köy hayatında böyle kendimiz ekip biçmeyi, kendimiz böyle her şeyi natürel olarak apartman hayatından ziyade böyle bir bahçeli evi almayı tercih ettik. Önümüzdeki birkaç gün boyunca Caner abiyle birlikte olacağız. Zaten yerlisi gibisin artık. Evet, yerlisi gibisin. Yerlisi gibisin abi. Bahçe temizliği yapıyoruz. Şimdi sen de zaten bize yardım edeceksin. Evet. Ve göreceksin. Aynen öyle. Biraz sonra ineğimizi sağarız, koyunları otlatırız. Böyle tavukları falan besleriz. Akşama da güzel böyle bir sütle puding yaparsın. Bir tavuk keseriz. Olmadı. Aynen. Tavuk. Güzel bir tavuk çevirme yaparız. Var mı burada? Değişik. Yakalayabilir miyiz bir tane? Yakalarız abi. Çok. En doğru. Kötü ceviz yeriz ya. Cevizler falan var. Burada ceviz ne ağaçları var? Vişne var. Elma çok ağırlıklı. Genellikle 4 tane elma ağacımız var. Erik ağacımız var. 2 tane de vişne ağacı. Daha doğrusu ben yanlış sordum. Ne ağacı yok diye sorayım. Yani onları... geçen gün izlediğim haberlere göre Türkiye'de elmanın fiyatı baya bir pahalıymış. Burada elma o kadar çok var ki. İnsanlar hala bakın dalda görüyorsun mesela hala daha koparmamış üstünde bile duruyor. Komposto dediğimiz böyle hani ya kurutuyoruz, kompost yapıyoruz ya da kurutup elmadan böyle reçellerde falan değişik şeylerde kullanılıyor. Ukrayna'da da meşhurdu galiba komposto. Tabii kompot derler. Kompot. Vodka'nın yanında genellikle içilen şeylerdir. Kuruduğundan dolayı yapraklarını topluyordum ki yağmur yağdığında en azından bunu yakacağız şu anda. Akşama bir şöminemiz var. En azından hem odanın içi ısınıyor hem de bunları imha etmiş oluyoruz. Abi de doğru yağmur bekliyoruz değil mi? Tabii ki. Önümüzdeki birkaç gün galiba yağmurlu olacak buralar. Yağmur bize ne var ya? Yağmur bize ne var? Sabah kalkıyorsun -3 fıstık gibi. Oh, tertemiz oksijen alıyorsun. Değil mi? Baksana göstersene etrafını ne kadar. Ya. Çok güzel bir yerdeyiz şu an ya. Doğanın içindeyiz hatta tabii. Ormanlık bir bölge galiba evet, burası bir de. Bölge. Zaten yan tarafımız nehir. Bir nehir mi var yani? Hemen yan tarafımızda nehir var. İnsanlar yazın orada yüzüyor. Dün gece geldiğimiz için pek bir şey göremedim etrafta ama bayağı güzel bir alandayız şu an. Oksijenin bol olduğu, kaliteli olduğu bir yerdeyiz. Şu burada ne vardı? İşte yağmur lavabosu dışarıda mangalını yapıyorsun. Keyif odası kısacası. Bakalım abi keyif odasına. İçeride de değişik hayvanlar var burada. Bunları siz mi yakaladınız? Yok, onları biz aynen. Biz aldığımızda vardı onlar, hediye ettiler bize. Burası Vikingler odası gibi olmuş biraz evet, daha. Ev zaten Viking farkındaysan şömineler falan.
Viking tarzı. Evet, İskandinav şeyi var, havası var burada. Mert Öztürk Ukrayna sokaklarında temizlik yapıyor. Abi madem Ivana Frankivsk'e geldik, biraz çalışalım ya. Ne tarafta var başka abi? Şu arada var. Bu elma ağacının altı abi. Komple şurada. Kedinin olduğu yer var ya. Şurası. Kediye bir isim verdiniz mi? Thomas. Thomas. Nasıl, zevkli oluyor mu? Keyifli aslında, meditasyon gibi ya. Çimlere zarar vermiyor. Yok, daha çok kuvvetlendirir aslında bak. Kuvvetlendirir. Tabii. Çim kestikçe daha güçlü çıkar. Gerçi şu an kesemiyoruz ama kesersek her taraf çamur olacak çünkü. Ekmek parası kolay kazanılmıyor. Daha komple orası var abi. Daha var, evet. Şimdi Ivana Frankivsk'te ilk defa bir dışarı çıkalım dedik. Edive Büdü'yleyim. Bu arada neden Edive Büdü diyorum? Arkadaşımızın biraz komik tavırları olduğundan dolayı ve Susam Sokağı karakterlerine çok inanılmaz derecede bir sevdiğinden dolayı. O yüzden normalde nokta ile virgüldü aslında eskiden ismimiz ama Edi ile Büdü olarak değiştirdik. Bu arada ben Edi. Evet, ben de Büdü. Herkese merhabalar. Edive Büdü burada YouTube kanalı açıyor ve Ukrayna'daki yaşantılarını paylaşacaklar. Buradan bir sürü deneyimi aktaracaklar. Biz zaten yaşadığımız yerde tek Türk'üz. Bunu daha artı parantez olarak belirteyim. Burada tek Türk'sünüz, tek yaşayan. Evet, yaşayan tek Türk'üz biz. Buradaki yaşam tarzları biraz daha tabii ki bugün metropol şehirlerine nazaran, Kiev, Odessa, Harkov ve büyük şehirlerine nazaran çok çok farklı. Ukrayna'nın batısı olduğundan dolayı senden hariç seni takip eden izleyicilerimize de, takipçilerine de her zaman kapımız sonuna kadar açıktır arkadaşlar. Bunu da artı parantez tamam, belirteyim. Tamam, ben şimdi söylüyorum. O zaman yarın 15 kişi buraya. İşte evi belki Tokyo'ya vermeyi düşünüyoruz. Biraz havalar soğuk, şimdi tam tutmuyor da. Burada buraya çok nadir otobüs geliyor herhalde. Ona yetişmemiz lazım. Şimdi şehir merkezine gideceğiz. Yetiştik otobüse. Otobüste kimse yok ya. Yok, kapattık sizin için. Ne kadar abi bir bilet? 8. 8 grivnen. 2 TL falan gibi bir şey. Evet. Burası plaj oluyormuş ya yazın. Merkeze çok yakın bir yerde indik şimdi. Biraz yürüyeceğiz. Burada halk otobüsleri de böyle. Böyle acayip turistik olmayan bir yerdeyiz şu anda. Böyle tamamen Ukraynalıların falan yaşadığı bir yer burası. Skeeti kaçta? Siz sigarayı ne kadar alıyorsunuz abi? 58. 19. TL. Şimdi tam olarak şehir merkezinin oraya doğru ilerliyoruz. Bu binadan sonrası, daha doğrusu artık şu caddeden sonrası şehir merkezi olacak burada. Ya hava çok kötü olmasına rağmen kalabalık. Kızlar mesela yolda yürürken sigara içmiyorlar. Böyle köşe başında oturup bekleyip içiyorlar. Yani şimdi Ivana Frankivsk aslında Ukrayna'nın en böyle lokal diyebileceğimiz yerlerinden biri değil mi? Yani bakir denir ya, hani yabancıların gelmediği işte bölge olarak daha bakir güzel ve de, evet, daha milliyetçi bir bölge. Burası da kendine ait bir oblast değil mi? Tabii. Şu anda Ukrayna'nın batısındayız biz. Ben de çok böyle içindeyiz, daha batısına batısının da batısındayız yani. Burada kesinlikle zaten Rusça hakim değil. İnsanların konuştukları dil Ukraynacadır. Bütün hep tabelalarda falan genellikle hani Kiril alfabesi yazıyor ama hep konuştukları dil illaki Ukraynaca. Burada bir pazar var herhalde. Yani çok iç açıcı bir pazara benzemiyor. Türkiye'den geçiyorlar buraya. Burada da hani toptan pazar yerleri var. İnsanlar gidip oradan alışveriş yapıp. Ve yerler ne kadar temiz. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Hizmetleri yok. Yerler gerçekten temiz ama. Evet. Çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil ama sigara içiyoruz, yere atmıyoruz burada. Hı-hı. Türkiye'de hemen sallıyoruz maalesef. Sovyetlerde önceden yapılan binalar birbirinin gölgesi birbirine değmeyecek şekilde yapılırmış. Ortaya meydan yapılmış ki insanları daha iyi kontrol edebilmek için. Tost var burada. Tostu çok iyi yani. Tostu çok iyi. Burası mı? Buradan istersen alırız. Bunu bilen Ukraynalı kardeşlerimiz de burada toplanmış zaten. Burada böyle kitaplar satılıyor dışarıda. Okusun abi insanlar. Okusun ya. Zaten okuyan bir millet abi. TikTok izlemek yerine okusunlar bence. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Çok farklı bir mağazaya gidiyoruz. Bunların hepsi ikinci eldir. İkinci el. Buranın ismi Euro Stock diye geçiyor. Euro Stock dediğim gibi hep Avrupa'dan gelen ürünler. Ürünler genellikle ikinci eldir. Kilo bazında satılıyor kilo ürünler. Bazında tabii. Satılıyor. İlk geldiği gün atıyorum mesela 200 grivni ise kilosu.
Bu bir hafta sonra, yani tam böyle azalana kadar 10 grivniye kadar düşer. Buranın sahibi bir Suriyeliymiş. Keşfedenler keşfetmiş oldu. Şuradan şöyle göstereyim ben. Bu sağdan itibaren bu taraflar üzerinde sadece yazan fiyatlar mevcut. Çünkü bunlar biraz daha hor kullanılmamış ürünler ve çok güzel ürünlerdir. Bu tarafta bugün kilosu mesela 67 grivniymiş. Yani mesela şuradan bir ürün aldık. Mesela bunu deneme şansında var. Sağına soluna bakıyoruz. Ama bunları kiloyla topluyorsun yani. Buraya koyduk. Mesela tam 900 geldi? Gram geldi. 1 kilo desek. Şöyle. 1 kilosu 64 grivne gibi. Evet. Şu anda şu çeket 64 grivne. Yani 21 lira falan ediyor. Evet. Aslında acayip ucuz. Bir şok oldu. Bir dakika, ben şimdi hesaplayınca şok oldum. Sizin bir şey varsa alabilirsiniz. 20 lira ya o ceket. Şaka şey, gibi. Bunların hepsi yıkanmış, temizlenmiş şekilde gelir. Hadi ya. Tabii. Mutlaka yıkanmıştır, yıkanmadan gelmiyor. Hepsi öyle şey değil. Hepsi hatta çoğu şey ütülenmiş olarak geliyor zaten. İlginç böyle vintage şeyler var bir de. Çok ilginç şeyler var. Bak abi. Yağmurlu. Bu 35 kuruş, 10 lira. Evet, 10 TL. Abi ekmek alıyorsun. Tabii. 10 TL'ye. Hani şey, güzel bir ekmek alayım dedin de 10 lira zaten. 9 gibi açıldığında kapının önünde öyle bir kuyruk olur ki. Ha çünkü açılır, yeni açılmaz, ürünler var. Açılır açılmaz insanlar böyle birbirlerini ittirerek içeri girerler ve aldıkları ürünü bir köşeye istiflerle atarlar. Hiç bakmazlar. Tam keşfe muhtaç bir yer burası. Evet. Buraya geleceksin abi. Burada böyle bir 2 saatini ayıracaksın. Tabii, harika tabii. Ürünlerle çıkarsın buradan. Abi 10 TL'lik yağmurluğun hayırlı uğurlu olsun. Tam bahçeye çıkmalık. Abi insanlar tek tek oturup orada çorap seçiyor ya. Bazen böyle hani tekini buluyorlar, çiftini bulmak için saatlerce uğraşıyorlar. Burada da şimdi bir çorabın zaten kilosu ne kadar tısla tısla 100 gram, 150 gram tutar. 10 tane çorap alsa, kilosu 10 grivni olsa, bugün 1 kilo olsa 10 grivni veriyor. 3 liraya geliyor 10 tane çorap. Abi bu mesela 3 TL falandır o zaman. Abi. Bakalım abi şu tişörte, ben merak ettim ne kadar. 12 grim abi. 4 TL. 4 TL. 4 liralık bir tişört bu. Abi Chamonix. 100 lira işte şu. Ama daha çok kadınlara cennet burası. Tabii. Çok kadın ürünü var. Dünya öyle değil mi? Yani dünya öyle genel olarak, evet. Koskoca alışveriş merkezi yapıyorlar. 100 tane dükkan varsa 10 tanesi erkek, 90'ı bayanlar. Oha, bu kimin ayakkabısı ya? Bu ne abi, baksana. Benim için o ya. Tek satıyorlar ya onu. Tek. Aynen, iki ayak birden girmiyor. İki tane. İki tişört var. İki böyle pantolon var. Evet. Bunların hepsi 55 grivne tuttu. Yani 15 değil. 18 lira falan. How are you? I'm fine, bravo. Where are you from? From Syria. You like living here? Of course, nice. It's Ukraine is best. Ukraine is very nice. What's the best thing you like in Ukraine? You love the most about Ukraine? Safety. Yeah, safety, and there is nice people. We can hear the studying and working without any problem. Everything is good. The Ukrainian people is don't facing any problem with any people. If you are not looking for some problem, the problem will not facing you. No, I'm from Syria, but here is Ukrainian people also against the Russian language. I first of all talking by Russian, but then I learn in Ukrainian. Language. Nice to meet you. Nice to meet you too. Şimdi çikolata fabrikasına gidiyoruz. El yapımı çikolata değil mi? Tabii hepsi el yapımı. Sıcak çikolata çok başarılıdır. Genellikle menülerde Ukrayna'da gramları yazar abi ilk başta. Bu çikolataların 90 gramı 13 TL'ye denk geliyor. İnanılmaz güzel görünüyor ya. Abi gözümüz döndü. O yüzden ben bunu yerken çekemedim. Yorumlayamadık da. Kusura bakmayın, bittikten sonra çekiyorum. Burada muzlar falan vardı. Muzlu çikolataydı. Yani harbiden gözümüz döndü, bir anda bitiverdi ya. O kadar güzeldi yani, öyle söyleyeyim ben. Şu anda böyle çok huzurlu bir göle geldik. Dümdüz, çarşaf gibi. Şehrin içinde bir yer burası. Gölün ismi yok ya da varsa bilmiyoruz. Ben bu göle Ivano-Frankivsk Gölü demek istiyorum. Varsa bilen yazsın. Benden bir kalp, ama bilen çıkacağını hiç sanmıyorum. Şimdi de gölün tam karşısında ufak ormanlık bir alan gibi bir yere girdik.
İnanılmaz ferah bir ortam var burada. Yapraklar dökülmüş. Parktaki ağaçlar böyle tam sonbaharın son dakikalarını oynuyorlar. Uzatmalardalar yani. Ağaçların renkleri, yapraklar düşmüş böyle. Acayip ya. Çok güzel. Orada pembe bir şey var. Burada sarı. Bunlar turuncu falan. Şimdi burada terk edilmiş bir böyle Luna Parkımsı bir şey gördüm. Burada bir dönme dolap var. Daha haliyle terk edilmiş. Korku filmi gibi duruyor ama ya. Ya Çernobil'e daha gitmedim de sanki Çernobil'deymişim gibi geldi bana bu. Böyle terk edilmiş oyuncaklar, oyun alanları. En ısınma sahnesi olsun bu. Evet, bu ısınma olsun. Bu arada arkadaşlar, Çernobil videosu da Ukrayna'dan paylaşacağım son video olacak. Öbür kurşunu almış galiba. Şimdi tam bir marketin önünde indik. Fiyatları göstereyim. Böylesi lokal, yerel, ufak bir şehirde market fiyatlarına bir bakmış oluruz. Türk toptancısı. Evet. Buradan bir kilise. Kiliselere inanılmaz özeniyorlar ya. Böyle ufak bir Moskova gibi oluyor her yer. Tam nereye geldik biz? Depoya geldik. Şunlar toptan satılıyor burada. Hmm. Selamlar abi, kolay gelsin. Mert ben. Mert, memnun oldum Mert. Sizin abi? Adem ben. Adem de memnun oldum. Siz de memnunsunuz zaten. Değil mi? 17-18 senedir buradasın. Genelde sipariş alıyoruz. Geliyorlar, toptancılar geliyor. Hı-hı. Buradan alıyorlar. Bunları genelde bizim Türk arkadaşlar için şey yaptım. Öyle çok fazla çok şey değil yani. Çok yaşayan Türk oluyor mu buradan sipariş geliyor yani? Çok fazla. Türk yok da sipariş olan var abi. Kayınlığından sipariş alınıyor. İşte yeşil zeytindir. Evet. Yine olmazsa olmaz zeytinyağları. Burada zeytinyağı çok pahalı galiba değil mi normalde? Normalde pahalı. Şalgam yapıyorlar. Şalgam, turşular. Nereksi deyince de aklım direkt çiğ köfteye gidiyor ya. Yani. Evet. Işte. Abi dedik zahmet etme dedik ama bir limonata açtın bize. Ne o? Şöyle şerbet gibi şey yapmışlar böyle. Bu da Türkiye'den. Ben Odessa'dan alıyorum abi bunları. Odessa'dan. Siz nereliydiniz abi? Ben Marisa'dayım abi. Ben de İzmirliyim. Öyle mi? Yakınız baya. Aynen. Karşıyaka benim de. Göztepe, Karşıyaka köpek sevdi. Şimdi bir markete giriyoruz. Bu marketin ismi ne abi? ATB. Türkiye'deki bir nevi Bimler gibi her tarafta var. Her yerde var. 24 saat açık market. Artı alkol satışı da var. Sahibi 3 kişi. Hatta ortaklarından bir tanesi. Adnan, Teoman, Bülent. Mesela domatese baktığımız zaman burada ülkenin hangi ülkeden geldiği bile yazar abi. 17 liraya falan denk geliyor 1 kilo domates. Makarnalar ne kadar? Makarino. Şunlar var 16 gramına. 16 gramına. Evet. Ya Türk lirası biraz daha değerli olsa aslında. Şimdi ben ilk dedim ya, geldiğim sene mesela 7'ye bölüyorum. Şimdi 3'e bölüyorsun. Aradaki fark orada oluyor. Örnek bizde papatya ekmek derler ya. Yani 7 lira falan şöyle gibi, bir ekmek. Evet. Şöyle bir ekmek. 18 gram, 19 gram, 18.50. Evet. Yumurtanın tanesi 3 gram desek tanesi 1 lira abi. 1 lira evet. Bira sudan ucuz mu? Bunun cevabını bir tabii, arayalım. Bira... Abi şu bira cam şişede. Şöyle bira 3.5 TL. Çok daha ekonomik olsun diyorsanız burada 2.5 litre bira 10 TL. Evet, bira sudan ucuz o zaman. Konya'ya bakıyorsun. 197 gram. Türkiye'den yine çok 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 daha ucuz tabii ki. Kilosu 8 lira farkı. Evet, zeytinyağı çok az burada. Hep zaten bak yarım litresi şöyle zeytinyağın 40 lira falan ediyor ama her taraf ayçiçek yağı dolu. Bunun da nedeni Ukrayna resmen bir ayçiçek ülkesi değil mi yani? 280 gram böyle bir konserve içinde yeşil zeytin 11 liraya falan denk geliyor. Et ürünleri ucuz oluyor deniyor ya. İstersen aynen, et ürünlerine bakalım. Evet. Daha... Mesela tavuk göğsü var. Tavuk göğsünün 100 gramı 13 grivne. Yani şimdi bakınca burada sanki kilo hesabı yapıyormuş gibi oluyor. 13 grivne görünce sanki bu 4,5 lira. 4,5 TL gibi görünüyor ama bu değil, sadece 100 gramı. Şöyle tavuk 150 lira falan. 3 parça. Bir tavuk var. Hani sanki şu 2 TL evet, gibi. Evet. Ama değil. 1280 ile çarpıyorsun bunu. 2 litrelik süt 17 liraya falan denk geliyor. Sütün litresi 8 lira falan. En ucuzu da bu muhtemelen. Evet, şimdi son otobüsümüze biniyoruz ve eve geçiyoruz. Ivano-Frankivsk'te bir günümüz böyleydi. A'sından Z'sine sizlere göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Ivano-Frankivsk'te olabiliriz ya da Karpatlar'a geçiyorum. Tam planlamadım. Bir sonraki videoda görüşürüz.